Arkadaşlar merhaba, Wikibenz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu BMW motosikletlerinin bir örneği olan 1939 model R12 modeliyle ilgili olacak. Biliyorsunuz, daha doğrusu kanalımı uzun süredir takip edenler bilecektir. Benim motosikletlere karşı ayrı bir şeyim var, merakım var. O yüzden de böyle hoşuma giden bazı motosikletleri sizlerle paylaşıyorum. Bu motosikletler de bunlardan birisi. 1939 model. R12 modeli. Ve Almanya'nın Magdeburg kentinde Alman ordusunun mühimmat ofisine teslim edilmek için üretilmiş. 745 cc hacminde ve 18 beygir gücünde bir motosiklettir. R12 modeli açıklama kısmına bıraktığım linkten girerseniz BMW'nin R modelleriyle ilgili klasikotom.com adlı bloğumda bir tarihçe yazmıştım. Oradan da BMW'nin bütün R serisi modellerinin tarihçesini okuyabilirsiniz. Kaynak olarak da hemen hemen tek kaynak internet üzerinde Türkçe olarak. Şimdi bu motor Temmuz ayında 2024 yılında yani bu sene 40 bin dolara Amerika'da satılmış bir motor. Yani 40 bin dolara satılması bu model için oldukça çok yüksek bir rakam. Normalde işte 10 bin, 15 bin dolar gibi rakamları aslında bu tarz araç motorlar satılıyor. Ama bu motor A'dan Z'ye sıfırdan toplanmış, restore edilmiş bir motor. Gördüğünüz şekilde çok da güzel toplanmış bir makine. Şimdi biraz size R12'nin tarihçesinden bahsedeyim önce. 1939 model burada görmüş olduğunuz bu motoru BMW 1935 yılından 1942 yılına kadar R12 adıyla üretti. Ve bu motordan o dönem için çok fazla sayılacak adette üretildi. Yani 36 bin adet gibi bu motorun üretim adedi var. Çünkü normalde en fazla üretilen modele baktığımızda 7-8 bin tane bazı modellerin çok üretildi dediğimizde örneğin bunun daha öncesinde üretilen R11 modelinden 10 bin pardon 7500 adet üretilmiş. Yani tabii ki bu savaş dönemine denk gelen bir motosiklet. İkinci Dünya Savaşı'nda da büyük ihtimal ordu tarafından kullanılan motorlardan birisi. Ve 745 cc'lik bir motora sahip 18 beygir gücünde. Bu görmüş olduğunuz motor tek karbüratörlü versiyonu. Bir de bunun 20 beygirlik çift karbüratörlü versiyonu var. Bunların toplamından 36 bin adet dünya üzerinde üretilmiş örneği var. Tabii şimdi yaşayan kaç tane kaldı? Yaşayan derken yani binilebilir şekilde hurdaya ayrılmamış kaç tane kaldı bunu bilemeyiz. O zamanki satış fiyatını da söyleyeyim. 1630 Kraliyet markına satılıyormuş. Tek karbüratörlü olan bu videoda gördüğünüz araç 110 kilometre maksimum hıza sahip. Sağ taraftan elle vites kumanda ediliyor. 4 ileri vitesli. Bunun çift karbüratörlüsü de yine aynı şekilde aynı 745 cc'lik hacimde ve 20 beygir gücündeydi arkadaşlar. Fiyat olarak da aynı fiyata satılmış. Dediğim gibi o açıklamadaki linkten girip bütün modellerle ilgili R serisinin tarihçeleriyle ilgili günümüze kadar bütün modellerin tek tek hem üretim adetleriyle hem özellikleriyle görebilirsiniz. Bu motor gerçekten bakıldığında çok benim hoşuma gitti. Büyük ihtimal BMW hayranlarının da hoşuna gidecektir bu tarz bir motor. Şimdi baktığımızda 14 litrelik 3,7 galonluk bir deposu var. Çift yaylı diri lastik sola sele diye geçen döneminin şeyine uygun bir selesi takılmış. Yani restorasyonu da çok güzel yapılmış aracın. Bunu anlayan kişiler o gözle baktığında illaki fark edeceklerdir.
19 inçlik jantları var ve üzerine yine dönemine uygun Mitas lastikler takılmış. Bunun yanında Magura'nın tutamakları var. Ters gidon uçlarıyla donatılmış. Krom şey var. Gidon var. Bunun haricinde Fark Ovası'nın üstünde Wegel'in 120 kilometre hız gösteren yine BMW'nin saati var. Biraz evvel söylediğim gibi 110 kilometre maksimum hıza çıkabiliyor bu araç. Şeyden videonun sonunda da hem motor sesini dinleyebilirsiniz hem de ufak bir tur atıyor sahibi, satan kişi. Onu da görebilirsiniz arkadaşlar. Ben o Boxer motorun o güzel sesine hayran oldum şahsen. O yüzden sizlerle de bu güzel motoru paylaşmak istedim. Bu tek karbüratörlü versiyon demiştim. 18 beygirlik. Üzerinde Gretzky'nin G24 karbüratörü var. Boşun ateşlemesiyle çalışıyor. Egzozları da gördüğünüz şekilde balık kuyruğu susturuculu çift krom egzozlarla motor gerçekten o dönemin tarihine şahitlik etmiş bir motor. Yani ben bu motorları şu yüzden de çok seviyorum. Yani gerçekten tarihte işte İkinci Dünya Savaşı'nı görmüş ve o günden bugüne de bu temizlikte muhafaza edilmiş şeyler gerçekten benim gözümde klasik değerinin çok çok üzerinde makineler. Eğer yolunuz İzmir'deki K-Müzium'a düşerse, K-Müzium'un otomobillerin sergilendiği yerin haricinde BMW motosikletlerin, daha doğrusu motosikletlerin sergilendiği bir kısım var. Orada da bunun benzerlerini çok güzel kondisyonda görebilirsiniz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videolarımı paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Klasik Otom Instagram sayfamıza da satılık araçlarınızı, klasik otomobillerinizi ve Mercedeslerinizi yollayabilirsiniz. Kalın sağlıcakla.